Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu video içerisinde sizlere düşük yaradan hızlıca nasıl çıkarsınız serisinin yeni bir bölümü olarak üst koridorda Jax'ı göstereceğim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, birazcık daha oyunun sesini kısayım. Aşırı derecede absürt bir ses gelmesin. Bazen ayarsız sesler gelebiliyor. Üst koridor Jax'ın ne kadar felaket bir karakter olduğunu, her ne kadar nerf yemiş olsa da nasıl etkin bir rol oynayabileceğinizi gösteriyor olacağım. Çok keyif alacağınızdan eminim. Öncelikle karakterin ulti yeteneği 50 manaydı. 100 manaya çıkartıldı. Bu çok büyük bir problem. Jax'ın mana sıkıntısını çok daha absürt seviyelere ulaştırıyor. İkincisi, E yeteneğinin bekleme süresi arttırıldı ve artık sık bir şekilde E yeteneğini kullanamayacağınız için problem yaşıyorsunuz. Gelelim güzel kısmına. Gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Trinity müthiş bir eşya. 3333 gold ve vermiş olduğu statlar kesinlikle ama kesinlikle şu an müthiş durumda. Sadece bununla da kalmıyorsunuz. Yanına bir de Shojin çekiyorsunuz. Shojin ile birlikte karakteri canavara dönüştürüyorsunuz. Evet, hani 6600 gold kasılması çok uzun zaman alacak. Ama eğer ki kasabilirseniz işte o zaman karşınızda kimse duramıyor. Hani erken oyunda birazcık sabredeceksiniz. Yetenek seti hızlı dönmediği için bir tık problem yaşayabilirsiniz. Keza Master Yi matchup'ı birazcık can sıkıcı bir matchup. Ha, counter pickiz Master Yi'nin ama erken oyunda o kadar da güçlü olamadığımız için, eskisi kadar güçlü olamadığımız için sıkıntı yaşayabiliriz. Ona göre hareket etmemiz lazım. Ne güzel kostümmüş bu Master'daki. Kimi Zırh'la birlikte mi girdim bir de? Aa, son kliği atamadım, üzdü. Bir klip daha atabilsem, bir klip daha atabilsem tatlı olabilirdi. Adam çünkü bir hit daha vurdu aradan bize çaktırmadan. Sen bizi onunla vurursan biz de sana bununla vururuz reis. W yeteneğim gelsin, öyle vurmak istiyorum. Öyle bir Q kullanma şekli yok. Yani bu kadar bedavadan bir skor verebileceğini tahmin etmiyordum bana. Kendisi de eminim tilt olmuştur bu hareketine. Tutuşturuna güvenip böyle bir takas girişiminde bulundu. Ama kazanma şansı çok düşüktü. Yani statlarımız çok yüksek. Direkt 48 armorla oynuyoruz. Ve rünümüz de yenilmez. Yenilmezle birlikte kolay kolay kaybeden bir karakter değil Jax. Ha, erken oyun için evet Master Yi daha güçlü dedik. Ama böyle bir hata cezalandırılmayı hak ediyordu. Adam kendi kendine Lades dedi. Şöyle potumu kullanayım. Belki koridorda kalmaya devam ederiz. W yeteneğini fulleyerek devam ediyoruz. Yine standardımız bu. Şaşmıyoruz standardımızdan. O minyon dalgasını rahatça almasın arkadaş. O nasıl bir W kullanma şekli ya? W kullandı değil mi arkadaş? Ben yanlış görmedim hani. Enteresan bir W kullanımıydı. Üzerine hiçbir şey almadan geri gelmiş zaten. Kostümden dolayı da bir enteresan duruyor. Çözemediğim bir şekilde. Şimdi ormancısı nerede ne yapıyor bilmiyoruz. Ormancısı da vay, onu da unutmayalım. W'm geldikçe ufak ufak vuruyorum. Rahatsız etmeye çalışıyorum. Doran kalkanımız olduğu için de can barımız doluyor. Bir de Master Yi'den aldığımız hasar büyük ölçüde azalıyor. Tamam, ormancısı buraya yakın değil belli ki. Ya, onu yememem lazımdı. Çok fazla menzil kazandı orada. Girsek keser miyiz acaba? Onu düşünüyorum. Ama riskli bir şey de yapamayız. Şu ben savaşmak istiyorum W'su. Can barını fullemeye çalışması. Biz resetlenelim gidelim. Biri seriye mi bağladı? 2-0 bir Y var karşıda. 3-0 oldu. Tehlike çanları ufak çaplı çalıyor mu?
Bir pırıltımızı alalım. Uzun kılıç çekelim. Hatta iki uzun kılıç çekelim. Bir doldurulabilir iksir alalım. Top lane'e teleportumuzu atabiliriz dostlar. 10 CS üstünüz rakibimize karşı. Ah, o kaçmasaydı iyiydi. Şimdi eşya olarak çok üstünüz. Bir kere kafadan pırıltının gelmiş olması bizim için çok güzel. Koridorda çıkardığımız her skor bizim için çok büyük artı olacak. Late game'e çıkabilmemiz için. Tabi hangi karakteri oynarsanız oynayın. Erken oyunda koridorda rakibinizden aldığınız skorlar işinize yarayacaktır ama bazı karakterler vardır ki erken oyunda güçlü değildir. Geç oyunda açılır. Jax da öyle bir karakter. Zaten build'in ne kadar pahalı olduğundan bahsettim. Bu karakter geç oyunda açıldığında, eşyalarını almaya başladığında karşısında durulmuyor. Bir de şöyle bir güzel yanı var. İlk aldığımız eşyalar agresif eşyalar. Yani bizi tanklaştıracak hiçbir eşyamız yok. Yani tutuştur mutuştur kurtarmaz seni. Bir plate yemek istiyorum ama vay burada üst ormanda, onu da biliyorum. Yine de istiyorum. Aa, değilmiş. Güzel. Master'ı 6 olamadan 2 tane skor aldık. Üzerine bir kere daha tutuşturunu kullandı bizim için. Ve biz bir tık daha güçlendik. Her dakika daha da güçleniyoruz. Adama karşı ne kadar fan farkı attığımı görüyorsunuz zaten. Base'imizi bozdu, tadımızı kaçırdı. Biz şurada ufak çaplı ninja tabimizi alacağız arkadaşlar. Direnç bizim için çok önemli. Zaten yeterince hasarım var. 2 tane uzun kılıç parası çıkardık. En iyi saldırı en iyi savunmadır. Bunu unutmayın. Bu adam da eline kazma almışken şu an elinde sadece bir uzun kılıç varmışçasına bize vurabilecek. Belki o kadar bile vuramayacak. AD'miz ona rağmen rakibimizden daha fazla. 82 armorumuz var. Vay da bu koridora geldiğinde 3 skorlu bir Vay can yakabilir. Adam plate altını alamadı. Güzel. Aa, ona yanlışlıkla vurdum ya. Yanlışlıkla klik attık. Master buraya totem attı. Bizim jungle'ımız da iyi durumdaymış. Nafiri'ye baksak maşallah. Bot lane bir tık tatsız kaybediyor. Yani Caitlyn ve sona ikilisine karşı Miss Fortune ve Leona nasıl kaybeder aklım almıyor ama 6 level değiller. Hadi ona vereyim. Güzel. Direkt alamete gideceğim. Alameti alacağım. Buraya yaklaşması lazım bizim takımın. Güzel. Tamam, ben şunu alayım şuradan. Ya ben bu kadar kart topuyken gelin durdurabiliyorsanız durdurun arkadaşlar.
Buna da gireceğim. Tertemiz. Bitti. Dive'ımızı çok rahat bir şekilde atıyoruz. Karakterler canavar. 5-0 olduk. Hani dedim ya, build'i tamamlayabilirsek canavar olacağız diye. Erkenden şu build'i tamamlıyor olmak çok güzel senaryo. Aslında alameti açarmışız ha, biliyor musunuz? Gerçekten açarmışız. Ya, eşeklik yaptığım. Burada base'e gitmek gibi bir hata yapmamalıydım. Neyse, sağlık olsun. Bir tur daha keseriz adamı. Kesemesek bile kulesinin altında çok rahat bir şekilde istediğimizi yaparız. Alameti açar takır takır. Yani Trinity bitti. Dakika daha 10. Utanmadan Shoujin'i de tamamlayacağız. Dakika 15 sularına girdiğimizde müthiş bir haber bu. Takımın beni takip ediyor olması da güzel. Jungle'ımın da keza aynı şekilde. Zaten üst koridor mastery tamamen hata. Yani. Bitti adamın işi. Bir de hani bak duruyor, yanlış hero seçtim diyor ya. Bir kere Jax'a karşı Master seçmek hataydı. Umuyorum ki yanlışlıkla seçmiştir. Çünkü direkt counter pickiyiz adamın. Bize karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Kazanamıyor yani direkt koridoru. Ki üst koridor mastery yine de başarılı olan bir şampiyon değil. Bilmiyorum. Güzel, tek kılıcı parası çıktı. Alamet, ne yapıyorsun ya? Vay'a tek attık. Daha ne olsun. Kettin yürüyemiyor bile buraya. Papatya çivi. Güzel. Şunu sat, şunu al. Devam. Teleportumuz var. Dakika 14 olmadan ikinci kuleyi aldık üst koridorda. Boşuna söylemiyorum. Bakın karakter nerf yedi arkadaşlar. Nerflü olmasına rağmen. Yani şu eşya zaten başlı başına çok güçlü. Ona kalmadan erken oyunumuz güçsüz olmasına rağmen koridoru kazanabilmek çok büyük başarı. Ve dediğim gibi karakter şu an meta'nın en iyi üst koridor karakterlerinden bir tanesi. Tabi alternatif olarak başka şeyler de tercih edebilirsin ama bu arada rakip takımda sur verdi. Yüksek ihtimalle Master Rage Quit attı. Tertemiz win'imizi aldık arkadaşlar. Hatta ikinci eşyaya geçemeden tertemiz bir win. Şiddetle öneriyorum. Oynayın, keyfinize bakın arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.